Üstad, hayatın her alanına yön vermenin sancılarını çekti. Üstadı tanıyan, konferanslarına katılan, yakınında bulunmuş olan Muzaffer Doğan, Necip Fazıl'ı anlattı. Üstadı insanlığa, Müslümanlara, özellikle de gençlere verdiği mesajlar, gösterdiği ulvi hedefleriyle anlatan Doğan, üstadı anlamak konusunda ülkemiz gençlerinin sınıfta kaldığını, üstadı ve davasını anlamanın içinde bulunduğumuz çağı anlamak olduğunu ve üstadı anlayanların çözüme bir adım daha yakın durduklarını ifade etti. Osmanlı güneşinin batmak üzere olduğu bir hengamede 1904 senesinin 26 Mayıs'ında dünyaya gelir Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Üstadın kendi tasnifiyle yükseltici aşk devresini süründürücü satıhçılık devresi takip etmiş, Tanzimat'la birlikte de çürütücü taklitçilik devresi başlamış, Batı dünyası bir türlü deviremediği muazzam ağacı içinden kurutmanın yolunu bulmuştur. Tam ruhi ve yarı maddi müstemlekeleşme çığırımızın açıldığı devir olan 19. yüzyılın başındayız. Hürriyet, musavat, eşitlik, uhuvvet, kardeşlik naraları arasında ikinci meşrutiyet ilan edilir. Ulu Hakan Abdülhamit Han tahttan indirilir. İleride bu devrelerin en doğru ve en sağlıklı muhasebesini yapacak olan 4-5 yaşındaki çocuk Necip Fazıl henüz olup bitenlerin farkında değildir. Meşrutiyet, gene üstadın ifadesiyle bir takım fikirsiz Makedonya kabadayılarının ruhuna gem takmış ve kör hamlelerini istismara yol bulmuş teşkilatlı Yahudilik, Masonluk ve dönmeliğin eseridir. Yahudilik, Masonluk ve dönmelik isimli üç ayaklı sebbanın da ipinden sallandırılmak istediği tek hüviyet İslam'dır. Meşrutiyet yapanlarca belki de şuursuz fakat yaptıranlarca tam şuurlu olarak doğrudan doğruya İslam ruh ve bütünlüğünü mahvetmek için girişilmiş bir harekettir. Arkasından Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, yıkılan, kurtlar sofrasında paylaşılan Devleti Aliye-i Osmaniye ve kurulan yeni devlet. Necip Fazıl 20'li yaşların başındadır. Üstadın tasnifine göre öldürücü küfür devresi başlamıştır. İdeoloçya örgüsünde şöyle der: son devirde İslam'ın bozuluşu, kendisinden evvelki devirlerin yekûn hattı oldu. Mustafa Reşit Paşa'dan çıkan çizginin nerede biteceği hendesi bir bedahetti. Üstad hükmünü verir: giden şey İslam, gelen şey ise hiçti. Bir şiirinde şöyle dile getirir bu durumu: çekiyor tebeşirle yekûn hattına afet, alevler içinde ev, üst katında ziyafet, geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek diye yanar. Ahşap Konak isimli tiyatro eserinde de şöyle bir ifade vardır: soğutulmaz ateştik, eritilmez buz olduk. İlk tahsilinin arkasından felsefe tahsili için Paris'e giden Necip Fazıl,
tahsilini tamamlamadan yurda döner. Paris'te başlayan bohem hayatına İstanbul'da da devam eder. İlk gençlik döneminde yazdığı şiirler, Örümcek Ağı 1925 adıyla kitaplaşmıştır. Onu Kaldırımlar 1928 takip eder. Tasavvufi bir hava tüten ilk şiirlerine ve bu şiirlerin sesine karşı herkesle büyük bir alaka. Öyle ki Ahmet Haşim, "Çocuk, bu sesi nereden buldun?" diyerek alakasını gizleyemez. Kaldırımlar şairi olarak yere göğe sığdırılamaz. Yakup Kadri, İsmail Habib, Nurullah Ataç, Yaşar Nabi, Peyami Safa, onu öven, göklere çıkaran yazılar yazarlar. Yaşar Nabi, bir mısrayı bir millete şeref verecek şair diye anar. İleride üstad bu tür övgülere teneke madalyalar diyecektir. Böylece 1934 senesine geliriz. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanıştığı sene. Şöyle diyecektir. Bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız. Ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Şöyle diyecektir. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum. Yunus Emre'nin tabiriyle ballar balını bulmuştur. İkinci Dünya Savaşı başlar, İsmet İnönü bir yıllık cumhurbaşkanıdır. Türkiye savaşa girmemiştir ama savaşın içindeymiş gibi büyük sıkıntılarla karşı karşıyadır. Tek parti diktatoryası, maneviyat ve mukaddesat namınane varsa yerle bir etmiştir. Üstad Necip Fazıl şöhretinin zirvesindedir. Çile isimli şiiri ve Bir Adam Yaratmak isimli tiyatro eseri yayımlanmıştır. Babanzadelerden Neslihan Hanımefendi ile Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin huzurunda evlenirler. 1942. Sene 1943. Üstad 39 yaşındadır. Büyük Doğu Mecmuası haftalık olarak yayınlanmaya başlar. Efendi Hazretleri aynı sene öbür aleme göç eder. İlk çocuğu Mehmet dünyaya gelir. Bir zamanlar Necip Fazıl'ı göklere çıkaranlar üstada cephe açmışlardır. Şiirlerini ve şairliğini yok sayarlar. Artık sabık şair, eski şair diyerek anılmaktadır. Büyük Doğu'nun çıkardığı ses herkesi ürkütür. Üstad o yıllarda üniversitede hocalık yapmaktadır. Devrin marif vekili Hasan Ali Yücel, Necip Fazıl'a hocalıkla Büyük Doğu'dan birini tercih etmesi gerektiğini bildiren bir yazı gönderir. Üstad da 50 kişilik sınıflardansa bütün vatana hitap edici kürsüyü, Büyük Doğu'yu tercih ettiğini bildiren bir yazıyla cevap gönderir, kılıçlar çekilmiştir. Büyük Doğu'da Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez mealindeki bir hadis-i şerif neşredildiği için Mecmua Bakanlar Kurulu tarafından kapatılır. Üstadın Büyük Doğu mücadelesi böyle başlar. Üstadın doğduğu, yaşadığı ve eser vermeye başladığı dönemde yüzlerce şair, yazar ve fikir adamı vardır. Ama üstad her bakımdan eskilerin ifadesiyle nevi şahsına münhasır bir insandır. Her şeyden önce büyük bir dava adamıdır. Davası uğrunda ölümü göze alan adamdır.
bu tavrıyla da tam bir kahramandır. Garip geldik gideriz, rafa koy evi barkı, tek dudaktan dudağa geçsin ölümsüz şarkı diyen adamdır o. Ver cüceye, onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta diyen adamdır üstad. 1940'lardan başlayarak herkesin sustuğu susturulduğu bir devirde inanmıyorum bana öğretilen tarihe diyerek soylu bir isyan dalgasını başlatmıştır. Bu uğurda divanelere muhtacız diye yazılar kaleme almakla kalmamış, bizzat inandığı ve uğrunda mücadele ettiği davanın divanesi olmuştur. Büyük Doğu mücadelesiyle Cumhuriyet'in ilk yıllarında inkılaplarla inşa edilen bütün ezberleri alt üst etmiştir. Kemalist devrimlerle değerlerimizin yerle bir edildiği karanlık bir dönemden bugünlere gelmemizde en fazla payı olan, en çok emeği geçen bir insandır Üstad Necip Fazıl. Ciğerinden kalemine kan çekerek Allah ve Resulüne bağlı bir nesil yetiştirme mücadelesi vermiştir. Zalim tek parti yönetiminde İslam'ın hayattan kovulup bütün müesseseleriyle camiye hapsedildiği, halkın da hikmetini kaçırdığı şekillere incisiz istiridye kabuklarıyla tutunmaya çalıştığı bir devirde her türlü tehlikeyi göze alarak İslam'ın tamamına talip olan bütüncü bir dava bayrağını açmıştır. Türk'ün ve bütün insanlığın biricik kurtuluş formülü elimizde küflü ve paslı kabuklarından başka bir şey kalmayan İslam'ın özüne nüfuz etmektir diyerek mücadeleye başlamış ve ömrünü İslam'ın özüne nüfuz edecek bir nesil yetiştirme mücadelesiyle tamamlamıştır. Üstad 50 yıl sürdürdüğü mücadelesinin esaslarını ve usullerini İdeolojia Örgüsü isimli muhteşem eserinde ortaya koymuştur. Bu eser okunmadıkça üstad bilinip anlaşılamaz. Fransız filozofu Alain diyor ki, Eflatun üzerine yazılmış 100 tane kitap okumaktansa Eflatun'u 100 defa okumak çok daha faydalıdır. Ben de diyorum ki, üstadı, davasını ve mücadelesini tanımak isteyenler onun eserlerini en başta da İdeolojia Örgüsü'nü okusunlar. 50 yıllık mücadelesine, 100 ciltlik eser bütününe, ölümünün üzerinden geçen 28 yılda hakkında yazılan binlerce yazı ve 50'ye yakın kitaba rağmen Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in gereği gibi anlaşıldığı söylenemez. Üstad hakkında yazıp çizenlerin bir kısmında umumiyetle hasetlikten, kıskançlıktan, bir kısmında üstadı bütünüyle okuyup anlayamamaktan, bir kısmında da yoluna ve davasına düşmanlıktan kaynaklanan bir şaşı bakışa rastlamaktayız. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Ölçüsünce bizim tavrımız böylelerinin üstad hakkında yazıp çizdiklerine itibar etmemek, dönüp bakmamaktır. Şu temel gerçeği ifade etmeliyiz. İnsan etkilenen ve etkileyen bir varlıktır. Necip Fazıl'ın bir büyük şair olarak doğudan ve batıdan birçok şairi, kendi kültür dünyamızdan da Yunus Emre'yi, Fuzuli'yi, Baki'yi, Nabi'yi, Şeyh Galib'i, Muallim Naci'yi severek okuduğunu biliyoruz.
Fransız şairlerinden de ismini yukarıda sıraladığımız kimseleri Fransa'da tahsil yaptığı dönemde ve sonrasında okumuştur. Bu yerli ve yabancı şairlerden etkilenmemesi düşünülemez. Bu durum fazla bir şey ifade etmez. Üstadın ortaya koyduğu şiirler kendi kafa ve gönül vehimi olup tamamen orijinal bir mahiyet arz etmektedir. Üstadın Paris Hayatı Baba Ali isimli hatıratından okunabilir. Çile'deki Serseri şiirinin ve kaldırımların da o yıllarda yazıldığını hatırlatalım. O yıllarda bir boşluk içindedir, bir arayış içindedir. Aradığını ancak 1934 yılında Allah'ın bir lütfu olarak Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin eliyle bulacaktır. Büyük oluşlar büyük çilelerin ardından gelir. Allah-u Teala büyük çileleri büyük oluşların sancısı kılmıştır. Üstad için böylece yeni bir dönem başlamıştır. 1931'de yazılan ve çilenin ukde bölümünde yer alan Şöhret isimli şiirin ilk dörtlüğü şöyle. Bir baltada indirdin ağacımdan dalımı, bana zehir yedirdin el aleme balımı. Yirmili yaşlarında yazdığı şiirlerle birden şöhretin zirvesine tırmanan Necip Fazıl, şöhretin tuzağına düşmemiş, Allah onu şöhretin tehlikelerinden korumuş, bir büyük dostunu vesile kılarak ona bir büyük memuriyet yüklemiştir. Bu memuriyet destanlık bir mücadeleyle sürmüş ve öylece tamamlanmıştır. Üstad Necip Fazıl kuşatıcı bir sanat ve fikir adamıdır. Hayata bütüncü bir mantıkla yaklaşır, hepçidir. Necip Fazıl şiire başladığı yıllarca fertçi bir bakış açısına sahipti. Ferdin dertlerini, ızdıraplarını, çilelerini yansıtıyordu şiir ve hikayelerinde. İslam davasını sahiplendikten sonra şiirlerine, hikayelerine, tiyatro eserlerine, toplumun meseleleri de girdi. Destan, muhasebe, Sakarya türküsü, aman şiirleri bunun ifadesidir. Çile isimli şiir kitabının bölüm başlıklarına bakalım. Allah, insan, ölüm, korku, ukde, davsıla, hafakan, tecrit. Bu bölümlerde yer alan şiirler insanı doğrudan fert olarak insanı ve insanın iç meselelerini konu eden şiirlerdir. Çileye sonradan dava ve cemiyet diye bir bölüm eklenmiştir. Bu bölümdeki yüze yakın şiirde toplum meseleleri dile getirilir. Üstad bir mülakatında şöyle der. 1936'ya kadar süren devre benim fil dişi kule çığırım sayılabilir. Fil dişi kulesine çekilmiş, kapanmış, Çin mandarenleri gibi seyrek ve ender, idrak soylularına hitap eden içtimai dava ve halk planlarından uzak, benlik kayası sanatkarın bulutlar üstü hayatı. Fakat bu hayat, sonradan anladım ki, mağrur ve kısır, sırma ve kaptanlı cücelerin şarlatanlık cümbüşünden başka bir şey değildir. Ve en büyük sanatkarlık, en küçüğü gibi cemiyet planındadır. Hem ferdi hem de toplumla ilişkili sanat ve medeniyet anlayışını üstad en yetkin bir biçimde eserleriyle ve mücadelesiyle ortaya koymuştur. O,
Sanat, sanat için mi, fert için mi? Tartışmaların dışında kalmış ve şöyle demiştir. Ben şiiri her türlü hasis ve gayenin üstünde doğrudan doğruya kendi zat gayesine sanat için sanat, fakat kendi zat gayesinin sırrı ile de Allah davasının topluluğuna, cemiyet için sanat bağlı kabul etmişim. Biz şiiri iman için bilmişiz, bu mihrak bilgiyi, her bilginin geçtiği bin bir yol ağzı biliyoruz. Türk tarihinde bilhassa Tanzimat'tan ve Meşrutiyet'ten sonra ve hele Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yahudinin rolü çok mühimdir. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında ve Osmanlı Devleti'nin yıkılışında Yahudinin rolünü küçümseyemeyiz. Türk fikir hayatına Yahudi meselesi Üstad Necip Fazıl'la girmiş, entelektüel planda da İlk ve gerçek muhasebe zeminini Büyük Doğu sayfalarında bulmuştur. Üstadın tarih tezinin baş meselelerinden biri de Yahudinin İslam ve Türk tarihindeki yıkıcı, bozguncu, fesatçı rolünü muhasebe ve tespittir. Yahudilik, dönmelik, masonluk üzerine yazdığı yazılar ciltler tutar. Üstadın bu meseleye dikkat çekmesiyle birlikte aydın çevrelerde Yahudinin rolü üstünde durulmaya ve düşünülmeye başlanmıştır. Üstadın "Dünyayı Yahudi Güdüyor" yazısı neredeyse 45 yıl önce yayınlanmış, yazının yayınlandığı yıllarda doğmuş bir Yahudi yazarın bu yazıdan hareketle Üstad Necip Fazıl'a saldırmasını yadırgamıyorum. O cibilliyetinin gereğini yapıyor, onun gibi daha nice Yahudi, dönme, mason ve onların dümen suyunda giden kimselerin üstada ve davasına diş bilemekte olduğunu tahmin etmek zor değildir. Taraf gazetesi yazarı Ronnie Margulies, sureti haktan görünerek dişini gösteren bir virgüldür. Zahirde Üstad susalı 28 yıl olmuş. Öyleyse Üstad'a 45 yıl önce yazdığı bu yazıdan dolayı bu saldırı da neyin nesi? İşi şöyle değerlendirmek lazım. Üstad bu alemden çekildi ama davası yürüyor. Büyük sanatkarların, büyük mütefekkirlerin, büyük dava adamlarının doğum tarihi olur ama ölüm tarihi olmaz. Büyük adamlar bıraktıkları eserlerle sevenlerinin, takipçilerinin gönüllerinde yaşarlar. Üstad Necip Fazıl da işte o soydan büyük adamlardandır. Maya tutması için bir ömür kan terlediği, uğrunda gözünü kırpmadan zindanlara girip çıktığı davası bu ülkede, bu topraklarda, bu coğrafyada, Büyük Doğu coğrafyasında yeniden hayata geçmenin, geçirilmenin, hayatın her alanına yön vermenin sancılarını çekiyor. Doğum yakındır. Sözümüzü Üstad'a rahmet dileyerek bitirelim.